Kesinlikle. Konuğumuz geldi. Geldi. Konuğumuzu şarkısıyla alalım istiyoruz. Şarkısı gelsin konuğumuzun. Yok. Aa, sonra gelecek. Öyle. Yaşar İpek efendim karşımızda. Gel Yaşar'cığım, gel arkadaşım. Yeni şarkısıyla evet. Geldi diyecektik ama şarkıyla alacaktık. Gel, hoş geldin, gel. Sabah sabah. Hoş geldin, çok şık geldin. Teşekkür ederim. Kim hazırladı, Eylem mi hazırladı seni? Yok, ben hazırladım kendimi. Eylem bu saatte diyorsun uyuyordun. Yok, Sinan var styling. Yapan. Evet, sağ olsun. Bir ceketin falan çok havalı, buradan kuşaklı Yaşar, kuşaklı. Bir şey söyleyeceğim. Stylingle çalışıyorsun. Sinan evet. Dedin. O styling fiyatları da bir almış başını gidiyor. 120 bin lira maaş alanı var. Evet var. Yani kimleri giydiriyor işte? Demet Özdemir'le çalışıyor. Serenay Sarıkaya'yla çalışıyor. Hande Erçel'le çalışıyor. Tek yaptı. Ama ürün alıyor. Tek, ürün düşünme, alıyor. Öyle düşünme. Çok uğraşıyor. Ona bir uyum sağlıyor falan. Diyor ki bunu giyeceksin diyor. Ünlü 120 marka. Bin lirayı tamam zor işte ne kadar zor. Bir yerden sonra insanın artık gerçekten kafası duruyor. Çünkü her dakika bir ama işim organizasyon her şey bir şey artık birinin o işe bakması gerekiyor. Yani styling olarak ben ayda 120 kendim. Bin alıyorsan kafan falan durmaz. Hayır, sonunda çalışır. Giyinenler için söylüyorum. Giyinenler için. Giyinenler için. Bir de şöyle tekrara yapıyorsun. Düşebiliyorsun. Yani. Bir de şöyle yapıyorsun değil mi? Bak falanca o markadan alıyor. Sen de git o markadan al. Markalar zaten kıyafeti çok zor veriyor evet. Ünlü markalar. Şimdi bir şey söyleyeceğim bak. Güzel bir şey yakaladık. Bizim merak ettiğimiz konular var. Şimdi Sinan gidiyor sana kıyafeti alıyor. Evet. Dünyaca ünlü markalardan alıyor belki de. O kıyafet senin oluyor mu? Sinan sonra, kendi de üretiyor. Sinan sonra onları geri iade ediyor mu? Sen ona sadece bir vallahi para mı veriyorsun? Sinan'la biz yıllardır çalışıyoruz. Antiç grup, onlar da çok sevdiğim bir grup. Onlar sürekli benim kıyafetlerimi dikiyorlar, veriyorlar. Tamam, sen sadece ona bir maaş veriyorsun, kıyafetleri yok, yok, geri yok, maaş falan da vermiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani babasının ayrına mı yapıyor? Yok, var aramızda bir ticaret ama öyle değil yani. Ha, sen de Sinan'ı bir görüyorsun, ben de seni i̇ş görüyorum yapın, kardeşim. İşbirliği var. İşbirliği, ortaklık. Şimdi sosyetede, sosyetede bazı isimler vardı. O stylingler ya da mağazanın müdürü ona çok ünlü bir markanın en yeni çıkan şeyini veriyor işte atıyorum kıyafetini. Hanımefendi onu giyiyor ya küçücük bir şey damlatıyor ya da yırtıyor. Ay bozuldu yani. Bende kalsın diye diye o markalar birkaç ünlü isimle çalışmayı bıraktılar. Evet bunları biz de duyuyoruz var öyle şeyler. Hı. Geri göndermemek gibi şeyler de var. Hı. Üzerine ama o da bir kere oluyor çıkardım. İki kere oluyor. Onsa bir daha alamıyorsun o markadan. İşte. Bir şey söyleyeceğim. Stylingle çalışmak aslında çok mantıklı bir şey değil mi? Çok. Mesela şimdi ya, Demet Özdemir'den diyorum. Örnek verelim. 120 bin liralık ayakkabı getiriyor styling yoluna. Evet. O ayakkabıyı bir kere giyiyor, iki kere giyiyor sonra iade ediyorlar. Styling'e maaş olarak da 120 bin lira veriyor. Gerçi sanatçıları... Bir de sana her bütün davetlerde bütün o hizmeti... çeşit çeşit kıyafet, ve marka. Bunun karşılığında da diyor ki o kişi ya Yaşar ne kadar stili iyi ya da Demet Özdemir'in stilini özen gösteriyor. Bir de bu şeyi kazanıyorsun. Evet, değil evet, mi? Bu değerlendirmeyi kesinlikle, kazanıyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Ama bir şey söyleyeceğim. Şeyi biliyoruz. Oyuncular dünyasından bir kişi stylingine o kadar çok güvenmiş ki her şeyini, her şeyini anlatmış. A'dan Z'ye her şeyini. O da gitmiş başkalarına anlatmış. Bu da bu kızımızın kulağına herkese geliyor. Herkese sırrını söylemiş. Bu da bu kızımızın kulağına geliyor. Devir bütün iş beraberlerini bitirmiş ama kızımız şu anda krizdeymiş. Ne giyeceğim, ne yapacağım, kimle çalışacağım falan. Farkında mısın Müge? Değişti. Kıyafet tarzı da değişti, değişti artık. Değişti, eskiden bayağı şık giyiliyordu. Evet. Değişiyor. Şimdi yani, aralarda. Evet, gardırobunu açarken çok dikkatli olacaksın. Aynen. Evini açmayacaksın. Evet, direkt evet. Sadece gardırobu açacaksın. O evini ve her şeyini açmış. Ama olmazsa olmaz sanatla uğraşan insanlar için. Gerek oyuncu, gerek işte şarkıcı, gerek yani sanatla ilgilenen herkes için. Çünkü her gün bir açılışı var, daveti var, klibi var, çekimi var. Sürekli aynı kıyafetle olmaz. Olmuyor yani. İki kere giydin mi hemen başlarlar üzerine yapıştı. Tabii aynısını giyiyor diye. Şey, erkeklerin işi daha kolay diyorlar ama erkeklerin işi de zor. Artık zor aslında eskiden daha kolay. Bir şey söyleyeyim. Artık onlar da biz de yani bir şık görünme olayının bakayım, içine tamam. Şıksın şık. Ayakkabılarını yok şık şık. Ha, tamam güzel bayağı şık giyin. Yok gayet senli gelmiş. Çok yalnız şık bir şey söyleyeceğim yüz göz de böyle bir değişik. Bir değişik. Hadi Yaşar Umre yaradı. Evet kutsal Umre topraklara yaradı, gitsin. Evet. Anlasın. Allah ailece gittiniz. Ailece gittik. Ben anneme, kardeşlerime söz vermiştim bu yıl çalışmayacağım diye. Ha. Yılbaşında. Hı hı. Hep beraber orada gireceğiz diye. Evet. Yılbaşına iş almadım. Oraya gittik. Nasıl geçti? Benim üçüncü gidişim ama aileyle gitmek çok farklıymış. Birbirimizi daha çok tanıdık biliyor musun? Aa. Gerçekten. Tabii ki tanıyorsun annen, kız, kardeş evet. falan ama duygusal yönlerini daha ağır görüyorsun.
İşte ne bileyim. O bağ yani. Daha güçleniyor. Evet, neden etkilendin örneğin tanıdım derken böyle bir şeyden etkilenmiş olmalısın? Ya bilmiyorum yani duygusal anlar yaşadık orada. Güzeldi yani ailece oturup ağladığımızı hiç hatırlamam ama orada ailece de ağladık, güldük. Kendinle yani çok... yüzleştin mi böyle? Her gidişinde yüzleşiyorsun zaten ya. Her gidişinde yüzleşiyorsun falan. Tabii ki. Ya Rabbimin rahmeti şeyi bol yani. Onun için af dilemek güzel bir şey. Peki evet. Senin paylaştığın fotoğraflarda hemen sosyal medyada sen paylaştın evet. Zaten. Sosyal medyada şöyle yorumlar yapanlar oldu. Yeni çenen hayırlı olsun diyenler ben oldu. Ben FaceApp yapıp koydum oraya. Evet. Şimdi yapabiliriz istiyorsan. Çeneni uzattım. FaceApp yapıp koyuyorum. Evet. Ona öyle diyorlar. Ben de tamam öyle deyip geçtim yani. Bir uygulamayla yani. Mı yaptın sen? Face çene demene de bir bu. Şey yok değil üç mi? Üç numarayı seçtim. Ama böyle çene çıktın. Böyle çene çıktın. Yok canım. Dalton sana. Gibi. Yok canım. Evet. Böyle çene hayır, çıktın. Hayır. Bir tane fazla aldım. Fazla basmışsın. Abartmış i̇ki olabilirim ama. Normal iki numaraydı. Üçe gitmiş olabilirim. Sen de seviyorsun değil mi? Yok vallahi orada sardım. Vallahi orada sardım. Niye? Ne bileyim orada sardım. Eylem sardırmıştır. Baktım eyleme. Eylem sardırmıştır. Eylem aynen filtrelerle seni de alıştırdı. İnsanlar seviyor. Hiçbir şey yok mu şu anda senin yüzünde? Yani botoks yaptırıyorum tabii ki. İnkar edemeyiz bunu diye. Başka da bakım yaptırıyorum. Ya yüzüyorum, spor yapıyorum. Ben 9 kilo verince de biraz kemiklendim. Ciddi kilo vermiş. Evet 9 kilo verdim tam. 1,5-2 yıldır çok profesyonel şekilde yüzüyorum artık. Bayağı spor da yapıyorsun. Evet, evet. Yani onların da yansıması var tabii. Yani çene estetiği dolgusu falan yapıyorsun. Hayır yok yok yemin ederim. Öyle bir yayıldı ki artık erkekler ya de yaptırıyor. Şimdi bak bu resim 23 resim, yaşındayım. O kadar eski. 110 kiloyum. Dağılmış artık. 110 böyle. Kiloyum. Allah aşkına şu sanatçılarımı 20 yıllık önceki resimlerini bir yan yana koyun. Alişan yani. Yine de adam. Alişan'a benziyorsun orada. Yani. Derin bir sessizlik. Ya bir şey söyleyeceğim. Filtre mitre boş verin de şimdi... Bir yüz germe bantları var. Biz evet. De beraber onlara merak sardık. Sevgili Büşra Pekin. Büşra Pekin'i hepimiz çok, iyi. Çok güzel hareketlerde hıyarlı anne olarak tanımıştık. 14 yıl içinde öyle bir değişim geçirdi ki biz de bu masada konuştuk. Ne yaptırdı yüzüne? Biz de yapalım dedik. Yüzünü mü gerdirdi, estetik mi, dolgu mu, botoks mu diye konuşurken Büşra bize cevap yazdı. Kızlar hiçbir şey yaptırmadım. Yüz germe bantı var. Onları kullanıyorum dedi. Biz duydun hemen Müge'yle arama motoruna girdik filan yüz germe bantı nedir diye. Bayağı da star isimler kullanıyormuş bu bantları. Evet. Şöyle şuralara saçlarını şuralarına takıyorsun. Şöyle geriyorsun. Şöyle geriyorsun. Gözünü falan çekiyor. Bayağı ameliyatsız bir şekilde tabii, tabii, geriyor. Çok güzel geliyor. Ama mesela. Bütün hepsini geriyor. Evlendin işte. Ya da evlenmedin. Ya da evlenmedin. Şimdi adam hayır, seni hayır. Gördü bayıldı senin o haline. Hayır ya, bak ben de şunu düşünüyorum. Ne? Yaşar kız arkadaşınla bir yere anlat. Gitti. Saçlarını okşuyor. Tam elin bir yere takılıyor. Hayır arkada bir yere ya takılıyor. Ya da bant düştü. Ya da bant ben de düştü. Takıldığını düşün. Surat bir nap. Sol taraf indi. Bir dakika hayatım. Ha? Öyle bir şey yani, olur. Ya Büşra'nın şey son halinin fotoğrafını da bir getirebilirsek ekrana. Büşra inanılmaz hoş duruyor. Yakından da gördük çok güzel. Baksana. Ama kilo vermek insanlara gerçekten yarıyor. Yarıyor Büşra da kilolu bir insandı eskiden biliyorsunuz yani. Hı-hı. Bayağı kiloluydu hem de. Zayıfladığı zaman insanların yüz hatları değişiyor gerçekten. Vücut kemikleşiyor. Dün paylaştı fotoğrafı. Hiç çıkarmasın. O kadar da yakışıyor çünkü. Abi, Hande Yener de bir ara kullandı ve birkaç kişi daha kullanıyor. Bülent Ersoy seviyor kullanmayı. Evet. Demet Akalın da seviyor kullanmayı o bantlardan. Ya kendini iyi hissediyorsa. Bak kesinlikle, o bantlardan yani. Kesinlikle. Aynı o bant gibi. Aslında saçı topladığın zaman da aynı efekti alıyor. Biz de o yüzden saçları biz, topluyoruz. Hani diyorsunuz bazen Müge hep saçını topluyorsun. Topluyorum çünkü burayı güzel geliyor işte. Gözleri güzel çekiyor. Şu kısmı çekiyor. Evet. Nereden nereye geldik ama, ama ya. Ama bant iğneyi bazıları da kestiriyor, biçtiriyor. Evet. Bak bazıları da yayınlanıyor falan. Bazıları böyle. Hiçbir şey yaptırmıyor. Yayını göremiyorum. Bakmıyor Seda musun? Sayan, bakamıyorum. Seda Sayan hiç Seda ablanın storylerini o konuda hiç izleyemiyorum. Normalde bak şimdi, takipçisiyim. Dobra isimler o kadar az ki. Seda Sayan hiç saklamıyor. Evet. En son Buket Aydın hiç saklamadı. Saklamadı. Tek tek anlattı. Popçu İrem Derici de o da saklamıyor. Yaptırmadığım yerim kalmadı çok diyor. Tatlı. Ya. İzleyelim onu da. İrem de barışık kendisiyle. İrem de kendisiyle çok barışık. Çok tatlı. Evet gelsin.
Üç kez burun ameliyatı oldu. Yüzüne dolgu yaptırdı. Fransız askısı yöntemiyle daha Seda Sayan'dan bile önce yüzünü gerdirdi. Göğüslerine silikon taktırdı. Dişlerini yaptırdı. Zaman zaman botoksunu yaptırıyor. Dolguları yeniliyor ve bunu hiç saklamıyor. En sonunda dudakları şişir. Büyük bir azimle fıstık gibi bir kız oldu. Evet. Birkaç yıl önce. Başladığı nokta bittiği nokta. Yani aynen. Bittiği demeyelim, yeniden başladı. Birkaç yıl kendini önce. Kendini mutlu etmeye çalışmış. En sonunda da. Mutlu olmuş. Yani. Estetik ya, ameliyatlarına yani. 300 bin TL harcadığını açıklamıştı ama birkaç yıl önce. Şu an o estetik ameliyatların bir tanesi 300 bin. Şimdi yüz germe ameliyatına 300 bin lira istiyorlar. 300 yani bin iyi bir doktor. İyi para. En havalı Nişantaşı'ndaki bir doktor ya da Zincirlikuyu'daki bir doktor 300 bin. Zamanında yaptıracaktık bu işi. Baksana zamanında gidemedik. O pandemide korktuk da gitmedik. O kadar pişmanlık. O pandemide neler kaybettik öyle. Neler kaybettik öyle. Ne olacak? Sarkmasa bile tabii. Önümüz yıllar için yaptıracaktık. Pandemiden sonra da ekrana çıktığımızda derdik ki bir sene çok güzel uyuduk dinlendik. Hep öyle diyorlar ya. Ya düşünsene sarkmamış ama yine de gidiyoruz yaptıracağız. Aynen. Peki kadınlarda ya da erkeklerde estetiğe nasıl yaklaşıyorsun? Nasıl bakıyorsun? Yani bazı erkekler hiç hoşlanmıyor çünkü. Dur, Okan Bayülgen'in güzel bir açıklaması vardı. Bence kendini güzelleştirdiği zaman, yani ben güzel görmeyi severim yani. Hı. Öyle söyleyeyim. Bakımlı insanı görmeyi sevdiğim için. Benim için bir sorun Okan yok. Okan Bayülgen çok ağır. Bende tiksinti yapıyor. Okan abi. Evet. Bende tiksinti. Hiçbir şekilde çekici gelmiyor. Yapılmış Okan abi yüzler, o an geliyorlar onu söylüyor. Yapılmış yüzler bende tiksinti yaratıyor. Bu ülkenin farklı genetik yapıda kadınlarına bayılıyorum diyor. Biz bazı noktada katılıyorum. Gerçekten doğallık yani güzel bir şey ama bazıları da artık çok birbirine benziyor yani. Fotoğraflarda bakıyorsun o kız o muydu, o adam bu muydu yani çok benziyorlar. Bazı orada erkeklerin de silikonlu dolgulu dudağa alerjisi var. Öpemiyorum diyor. Evet o... Evet. Geçen gün kim dedi? Balon mu öpüyorum, dudak mı öpüyorum? Evet. Büyük dudak. Bir de şimdi dışarıya dudak. Evet. Hem büyük hem dışarıya evet, dudak. Onlar kötüdür ya. Peki şimdi magazin turuna gidiyoruz. Gidelim. Bizim magazin turu çok eğlenceli, uzun. İçinde ne ararsanız bir var. Bir haberi çok yandılar. Merak ediyorum. Hadi söyle. Beren Saat'e Yeni Bihter, Farah Zeynep Abdullah'ı sormuşlar. Tepkisini ben de sizlerle beraber izleyeceğim. Sen de aynı şekilde. Evet. İzleyelim. Arada baktık yorumlara. Çok güzel bir yorum gelmiş. Müge hemen okur musun? Yorum Nuriye Hanım'dan gelmiş. Müge Gülşen. Bugün de lütfen antidepresan şarkısını okutmayın konuğunuza. Gına geldi. Her gelene okuyoruz. Her gelene. Biz de okuduk. Ya güzel bir şarkı da çok yalvarıyor ya. Hı? Çok yalvarıyor. Çok yalvarıyor. Gitme. Sen yalvaran şarkı sevmez misin? Yok ya. Arkanı okurken dönme için. Niye sen de yalvarıyorsun? Nerede yalvarıyorsun? Bir kere de bana ihtiyacın. Tamam ama gitme buradan sensiz yaşayamam falan demiyorum. Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Daha bir halde de gelmesem şey, geçeyim daha sensin da bir diyorum. Şey yani öyle bir duruma düştü bana ihtiyacın olsun. Olur mu? Diyor, gitme buradan sen olmadan asla ben yaşayayım. O yine yaşıyor. Sürünüyor. O yine yaşıyor bir halde diyor gelirim. Ya şarkıyı eleştirmek adına konuşmuyorum burada da ben böyle çok yalvaran şarkılardan pek şey yapmıyorum. Sevmiyor musun? Yalvarmam diyorsun. Sen bir aloe'ya koşup gidiyorsun. Yapma Allah aşkına yaşa. Ama yani neyse tamam baş edemeyeceğim. Önce bir antidepresan alalım senden. Ne zaman? Şimdi. Tamam. Sonra da mikrofon bir kere de aloe'de o şarkını istiyorum. Sadece nakaratını biliyorum ama. Tamam olsun. Tamam. Gitme buradan sen olmadan asla ben yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Yalvarırım. Öyle miydi orasını hatırlayamadım. Evet. Yalvarıyorum daha yalvarıyorum. Kolayına geliyor herkesin. Aslında tabii, kafayı yiyorum da da gidiyorlar. İşte kritik nokta köprü orası. Geçtin yoksa düştün. Geçtin. Hı. Tamam arşive aldık bunu. İleride değerlendireceğiz. Senin gibi sesim olacak. Daha böyle nameli nameli ok. Bir daha deneyelim Yaşar. Deneyelim. Hadi. En nameliği Züleyha okudu değil mi? Tabii. Nameye o yaptı. Gitme buradan sen olmadan asla ben yaşayamam. Çekmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim vallahi enteresan. Yalvarırım. Öyle bir şey mi? Öyle bir şey yani. Öyle bir şey. Oldu. Oldu mu? Oldu. Olup olmadığını ileriki günlerde değerlendireceğiz. Arkasından atıp tutacağız. Şimdi oldu da sen git. Sonra. Aa, hayır, hiçbir şey diyemezsek
senin şarkın bunu söylediğini kıs 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 güleceğiz. Yaparız. Olsun, güldürdüysen. Bir gün Yaşar, birisi, isim vermeyeceğiz tabii, burada canlı şarkı okuyor. O zaman başka bir kanaldayız. Size yemin ediyorum, o kadar dua ettim ki Allah'ım, yani hani sesli gülmeyeyim. Gözümden böyle gülüyorum, kameraya, yukarıya, rejiye mesaj attım, yönetmene. Bizi dedim çekme, ki sakın gösterme. Bizi çekme. Ya bu bir taraftan böyle... Ben bir taraftan yemin ediyorum hayatımın en zor yayınlarından bir tanesiydi. Tahmin ediyorum. Evet, o zaten. O. Evet. Yok, sen şimdi ağzından kaçırırsın. Yok, ben çizdim. Ama bayağı da yorum gelmişti değil mi? Kızlar iyi dayandınız diye. Hatta kepsi oldu. Kepsi olmuş. Kepsi oldu. İşte bizim programdan kepsi olan bir şarkı yorumuna denk gelirseniz o. Peki sen magazin turunu izlerken Beren Saat'le ilgili de bir yorumda bulundun. Evet. Daha doğrusu Aşk-ı Memnu ile ilgili. Evet. Üçüncü kez çekiliyor. Üçüncü Bihter dönemi başlıyor demiştik. Farah Zeynep Abdulloğlu Bihter. Sen dedin ki olmamış. Ya şöyle olmam. Farah tabii ki oyunculuğu tartışılmaz bir kız. Çok iyi bir oyuncu kesinlikle. Ama bazı karakterlere bir yüz şeyi de lazım hani. Hmm. Geçmedi. Şimdi Beren Saat'te o vardı. Hmm. Ona yakın ben mesela şeyde internette döndüğü için söylüyorum. Evet. Merve Bo olur mesela bence. Ha. Çok cuk olacak bir karakter yani. Hatta Beren Saat'le yarışabilecek bir karakter bence. Yüz olarak. İçinde fırtınalar kopan bir çılgınlığı var, deli dolu halleri. Allah bu ne yapar şimdi diyebileceğim birisi. Bakışlarıyla da çok anlatan bir kız aslında. Evet, Merve öyle. Bakışlarıyla da çok oynayan bir kız. Bence Merve çok iyi olurdu bu işe. Yani Beren de gülüp geçmiş, hiç cevap vermemiş. Farah biraz ne daha böyle hani... Ne dedesin, evet. Daha böyle ılıman rolleri, daha masum rolleri. Naif. Evet. Farah sosyal medyada bayağı fırtınalar kopturuyor ama rolleri hep daha naif. Evet. Gerçekle evet. Rolü arasında onu da öyle Bergen'de bir fark çok güzel bir oyunculuk. Şimdi hakkını teslim edelim. Evet, teslim. Bergen olacağı zamanda nasıl Bergen olacak? Bergen şarkılarına nasıl söyleyecek oldu. Demişlerdi. Harika oldu. Öyle yorumlar yapanlar vardı. Ya gayet güzel. Çok hakkıyla kıvırır şey yapar ama çok masum yüzü. Baktığım zaman bak şimdi yine gördü, vazgeçtim sözümden. Masum yani, yüzü çok masum. Ama hiçbir şey belli olmaz. Öyle bir noktaya getirirler ki içinden ne şeytanlar çıkar. Evet. Rol bu, oyuncular. Beren'in yıllardır hiç değişmemesi, hala çok güzel olması. Hep söylüyoruz. Bunun nedeni yüzüyle gözüyle oynamaması. Kesinlikle. Oynayan yaşlanıyor. İhtiyacı yok ama. Evet, hiç ihtiyacı. Hiç ihtiyacı yok. Bazılarının da hiç ihtiyacı yok. Yokken yapıyor. O kadar güzeller ki daha da güzel olma iddiası içine giriyorlar, yüzlerini dolduruyorlar. Evet. Burada bir Bihter gülüşü fırlatmış mı arabadan? Evet, yandan bir gülmüş. Ya şimdi onun biraz bu işten bayrağını almak çok zor. Çünkü çok onu artık kalıplaşmış. Evet. Herkes Beren'le yani karşılaştıracak. Bir de Beren değil sokakta, Bihter neredeyse. Kesinlikle, o da atamıyor. O yüzden o biraz handikaplı bir durum. Yaşar'dan da iyi Behlül olur demişler. Hatta böyle bir videoda atmışlar. Yaşar'dan iyi bir Behlül. Ha, var mı? Olabilir. Sen bir şey söyleyeceğim. Mahsun Kırmızıgül'ün prestij meselesinde evet. yer alacaktı. Evet. Bizim yayında söylemiştin. Hı-hı. Var mısın? Mahsun abinin bu projesinde olamadım. Neden? Ya şimdi hikaye önüme gelene kadar çok heveslendim olaya. Evet. Ama hiç hikaye alıp okuduktan sonra kendimi görmediğim bir roldü. Neydi rol? Rol Özcan Deniz'in Almanya'da bunu kandıran, işte oyalayan, üç kağıt yapan bir menajer. Ha. Özcan da onun elinden kurtulup geliyor zaten. Evet. İstanbul'a. Kısa ondan mıydı sonra... rol? Yok, herkesten inan senaryodaki rolü, en uzun rol benim. Rolü sevmemiş ben. Çünkü herkesin çok kısa rolleri. Herkes evet, girip kısaymış. Onun için benim söyledim. En uzun, ben bütün senaryo elimdeydi. Sağ olsun abim çok güzel yazmıştı benim için ama ben dedim başka bir projede daha iyi değerlendireceğine inanıyorum dedim. İnşallah başka bir projede daha güzel bir benim de benimseyeceğim bir rolde değerlendireceğiz. Üç kağıtçı menajer olmak istemedim. Yani olamadım ya. Olamadım ya. Yani okuyunca olamadım. Şimdi kadrodan çok değerli bir oyuncu, şu an adını unuttum, bir tiyatrocu. Mahsun Kırmızıgül ona rolü 2 saat anlatmış. Böyleydi, şöyleydi. Herkes öyle. Ve de oyuncu yükselmiş. Aa demiş, benim bunu kaçırmamam lazım ve tiyatro oyununun ne bir şeyi askıya almış. Sonra filmde 1,5 dakika. Ama diyor 2 saat anlattı diyor rol, 1,5 dakika. Mahsun öyledir ama biliyorsun cümlesi hiç bitmez Mahsun'un. Bütün yaz senaryoyu yani neredeyse yan yanaydık yazdığı zaman. Gerçekten anlattığı zaman hepimiz çok etkilendik, ağladık. Şimdi izlediğimizde de aynı şeyi yansıtmış. Ben izledim.
gerçekten aynı şeyi yansıtmış. Çok başarılı bir sinema filmi geliyor. Bize de gelin ikiniz o dönemi yaşayan, röportajlara gelip giden iki gazeteciydiniz dedi. Yok dedim. Biz de sadece bir soru soracaktık. Düşünsene günlerce sete gidecektik. Sorunun biraz bir saniye. Ama Erkan Petekkaya olsun, çok önemli oyuncu olsun. Herkesin inan bir sahneleri var. Öyle. Bildiğin bir sahneleri var. Çünkü bu kült bir film. Tabii. Keşke içinde olsaydı. Evet ya. Yok, o rolde olmazdı ya. Neyine taktın rolün? Yani şimdi ben bu zamana kadar üçkağıtçı olması mı rahatsız etti seni? Bunu zaten yapmak istediğim bir şey bu. Evet. Bu zamana kadar girmek isteseydim böyle yandan kenardan bir yerlerden. Girerdim başka yerlere de. Daha mı başrol istiyorsun? Daha mı başrol illa kafalar... Özcan olmak istemiş. Kendimi anlatabileceğim, kendimi oynayabileceğim, kendimi verebileceğim bir rol olmalı. Peki oyunculuk falan düşünüyor musun? Yani istiyorsun değil mi? Ben çocukluktan beri içimde bir ukde 9 tane zaten sinema filmim var. Çocukluktan oynadıklarım. Babamız film şirketimiz vardı. Zaten bu işin çocukluğumdan beri şeyindeyim. Onun için... Şarkıcılık biraz daha ağır bastı ama oyunculuğu da çok seviyorum. Kesinlikle yapmak istediğim bir şey. İzleyenlerimiz seni Aşk Memnu'da Bihter yapmışlar. Şimdi pardon. Behlül. Behlül yapmışlar. Nasıl olmuş bakalım bir gelsin. Ne güzel kare olarak oturmuşsun. Bu nasıl bir şop? Nasıl bir şop Allah aşkına yani? Ütü programıyla mı yaptınız? Nasıl yaptınız? Yok biz küçükken küçük kartonları kesip yapıştırırdık, evet. Böyle bir şop. Puzzle'ın bir parçası. Şok oldu. Doğum günlerinde hani takarlar ya insanların maskesi. Aynen. Evet. Olmuş. Aynen. Bihter de Bihter. Behlül'ü bilemeyeceğim. Evet. Behlül adayları da açıklandı. Onun Behlül'ü de artık Kenan abi. Doğru. Peki Yaşar sana şunu soralım. Programın başında Erozyon'a yeniden katılınır mı, katılır mıyız ve adaylar kimler olabilir diye dün sosyal medyada bir rüzgar esti. Ve adaylar da ekrana getirdiğimizde sosyal medyadaki belirlenen adayları. Herkes bir isimde yoğunlaştı. Şu an bizim seyirci de. Gitsek, Erozyon yeniden düzenlese ve gitsek senin favorin kim olur? Ya çok iyi şarkıcılarımız var. Tabii ki bu konuda popçular da gitmesi gerekiyor. Sen ne bileyim Sertab gitti. Örneğin, tekrar gitmesini bak, isterim kesinlikle. Sertab Erener evet. Benim çok saygı duyduğum bir sanatçı. Adı geçen. Çok özel bir sanatçı. Yıldızlar. Evet. Hande Yener kıvırır bu işi. Edis kesinlikle kıvırır. Edis evet. Yıkar geçer. Evet. Alır ödülü gelir. Söyleyeyim evet. Size. Evet. Kesinlikle. Biz de Edis. Kesinlikle. Murat Boz'u bilemedim ama Murat Boz da taşıyabilir bu işi. Can katılmışsın zaten. Can zaten gitti. Biz çok Sertab da gitti. En son Can gitti. Çok canlık bir iş değil o iş. Birinci bir şarkıydı. Getirdi. Çok canlık bir iş değil. Çok, biraz, bir daha gitmez. Sertab da gitti. Edis gibi görsel şov isteyen bir durumda biliyor musun? Evet, sadece şarkı söylemekle alakalı değil. Dans. Danslar, onlar Fars. Bunlar. Yani hepsi orada bir bütün olması gerektiğine inanıyorum. Katılıyoruz aynen. Evet. Peki şimdi diğer haberimize geçiyoruz. Ünlüler 2023 için reklam fiyatlarını belirledi. Of of paralar. Rekor Burak Özçivit, Fahriye Evcen çifti ve İsimleri Ebru söyledi. Gündeş. İsimleri söyledi. Ama fiyatlarını söylemedi. Evet doğru. Şimdi rekorları konuşuruz ama içlerinden bu listeden bazı isimler de reklam filmlerinde oynamaktan, kaşelerini yükseltmekten oyunculuğa olan mesailerini iyice azaltıyorlar. Örneğin Serenay Sarıkaya önceki gün yaptığı bir röportajda İbrahim Selim'e konuşmuş. Televizyona iş yapmayalı yani dizi yapmayalı 8 sene oldu. Uzun zaman sonra geri dönüyorum. Çok korkuyorum. İnanılmaz korkuyorum. Her şeyi unutmuş gibiyim. Bana niye güveniyorsunuz, bu rolü veriyorsunuz, beni buraya niye çağırdınız gibi sorular sordum sette herkese diyor. Met Cezir'di değil mi? Geçen de konuşmuştuk. En son Met Cezir. En son Met Cezir'de rol aldı. 8 yıl az bu zaman değil. Tabii 8 yıl böyle hani evde oturdu reklam filmlerinde oynadı diye bir şey yok. Arada film vardı. Dijital platformlara yaptığı işte ama vardı. Dizi yani hani evet. Böyle reytinge koşacağı bir dizi şu an şeyde başlattı. Birçok isim böyle boş bıraktı aslında bakarsanız. Birçok da yeni nesil önüne açıldı. Onlar çıkmış oldu. Evet, biraz onlar da korkuyorlar çıktı. Biliyor musun? Böyle şimdi bir... Tutmaz, etmez. Starsın, tabii. Yıldızsın, zirvedesin. Şimdi bir tane... Yayından kalkıyor. Bir tane işte yer alıyorsun ve o ikinci bölümde, üçüncü bölümden sonra yayından kalkıyor. Demiyorlar ki filan yönetmenin dizisi yayından kalktı ya da filan yapımcının dizisi yayından kalktı. Hayır, Serenay Sarıkaya'nın dizisi yayından kalktı. Ben onu da şöyle düşünüyorum. Şimdi birçok oyuncu arkadaşımla da görüyorum. Başarılı olanları da görüyorum. Konuyu tam olarak peşine düşmüyorlar. Hani bir senaryo en başına ne geldiyse sana zaten okuyorsun bunu.
rolün belli, evet, partnerin belli, her şeyin belli. Orada biraz ekonomik bakanlar duruma, ben öyle söyleyeyim. Ha tamam, o mu? O da olsun, tamam bu da olsun. Hani karakterlere de karar veriyor. O zaman da tutmuyor işler, kalkıyor. Ya bazılarının da duygusal zeka mı diyelim, refleks mi diyelim, hissiyat mı diyelim, bazıları da yanılabiliyor. Mesela Elçin Sangu çok beğendiği projelerin içinde yer aldığı zaman, tamam bu benim içime sindi, süper senaryo dediğinde o dizi yayından kalkıyormuş. Ama çok içine sinmeyen, yani hatta baskıyla rol aldığı, çevresinin baskısıyla rol aldığı dizilerde uzun soluklu olabiliyor. Mesela Kiralık Aşk dizisi. Tabii istememişler. İstemeye istemeye o dizinin, evet, kadrosu. Zor ikna olmuşlar. Biraz dinlemek lazım. Ben de mesela şarkı seçtiğim zaman, evet, ben bir şey birilerine dinletmek gerekiyor. Çok, çok iyi, bitti diyorum bu iş. Evet. Dinletmeye başladığım zaman, eleştirileri negatif aldığım zaman hemen olayı... Demet Akalın hep makyajını dinletiyor. Hayır. Tabii. Hayır. Kimi de bozulur. Çıkmadan eleştirilirse bozulmuyor mu? Çıktıktan sonra biraz uyuz oluyorum. O kadar emek vermişim. Sus, otur dinle. Evet. Dinlemiyorsan da dinleme. Ama çıkarmadan önce danıştığım, inandığım bir sürü insan İsimler var. Var. İsimler var. Yalnız şimdi bu listede, evet, bu listeye baktığımızda şu an en favori çift, en az para alan çift. Hem de bölüm başına da azalıyorlar. Çünkü bu sene bir anda yükseldiler. Öncesinde böyle bir yıldız olma durumu yoktu. Vardı da. Afra ve Mert de dolar gibi yükseldi. Bölüm başına da değil mi? 100 bin lira kazanıyorlar. 100 bin lira alıyorlar. 100'er bin lira alıyorlar. Henüz. Önümüzdeki ayda 400 bin lira. Ya da belki. Böyle 100 bini böyle bir küçülttük böyle Müge'yle beraber. Ay çok az kazanıyorlar. Ama ötekilere baksana. Daha 22-23 yaşında çocuklar. Mert Ramazan Demir 24 yaşında ayda 400 bin lira kazanıyor. Şimdi bir reklam anlaşmasına da imza attı. Oradan da güzel para geliyor. Evet. 4 milyon lira. Maşallah. Çok güzel. Şu anda popülerler. Bunu da iyi değerlendiriyorlar, evet, diye düşünüyorum. Doğrusunu yapıyorlar. Bu dizide tutar, yarın bir tane daha dizisi tutarsa, bir tane daha böyle bir şey yaparsa o 4 olacak, 8 milyon lira. Bunun peşine düşerse başarılı. Yalnız rekor Ebru Gündeş'te. Evet. Şimdi Burak Özçivit'le Fahriye beraber bir reklam filminde yer alırsa 18 milyon lira kazanacak. Yani ne oluyor bu? 9'u alacak. Ama Ebru Gündeş tek başına 18 milyon lira tek başına aldı. Ebru Gündeş'e, Ebru Gündeş, evet, alsın. Bir mücevher markasından reklam teklifi bence geldi. Bir de hakkıdır yani. Evet, bir de mücevher markası da bir tane parçayı o binlerce dolara falan satıyor. Yani onun karşılığı. Öyle bir ismi kullanıyorsun. Evet. Şimdi Ebru Gündeş'in şöyle bir ayrıcalığı var. Ebru Gündeş her şeye evet diyen bir insan. Yok hiç. Her markadan, her gelen teklifin içinde yer alan bir isim değil. Değil. Sosyal medyasını da takip edin. Öyle. Yukarı kaydır. Yukarı kaydır. Çok az. Adımlarını çok linki tıklayın. Hayır. Ya linki da, tıklayın. Ya da şu arabayı kullanıyorum. Broşumu çok sormuşsunuz. Hep bir klasik şey var ya. Ayakkabımı çok sormuşsunuz. O paylaşımları da yapıyor. Ebru Gündeş'e teklif gitmiyor mu? Gidiyor. Neler gidiyor? Neler neler gidiyor. Hani ya ben bir halk olarak da baksana Ebru Gündeş'e yakışmayan bir hareket olur. O da bunun çok farkında olduğu için böyle şeyleri. Niye bazıları var? Böyle düşüneyim derdim. Evet, evet. O artık olayın başka bir yönüne geçiyor. Böyle dediğin gibi düşünüp de ondan sonra ama ne derlerse desinler ben alayım milyon doları var diyen de var. Var var var. Yani buna ihtiyacı yokken de, evet, girişen çok insan var. Bence de yanlış şeyler. Ebru Gündeş özel bir insan ya. Ben bir kozmetik markasının yüzü olsam Ebru Gündeş'i oynatmak isterim. Olur. Çünkü makyajın çok yakıştığı. Yani birkaç isim var. O isimlerden bir tanesi Ebru Gündeş. Demet Akalın yazmış ya. Geçen gün Demet Akalın da yazdı. Makyajı makyaj iki kişiye yakışıyor. Bir sana bir bana diye. Gerçekten de öyle. Ebru Gündeş'e makyaj inanılmaz yakışıyor. Bazılarına da hani o kadar doğal bir güzellikleri var ki makyaj hiç yakışmıyor. Onlara da krem, evet, reklamı gelsin bize işte. Bize söylüyorlar mesela makyajsız çok daha güzelsiniz. Valla makyajsız daha iyi olduğumu düşünüyorum ya, yemin. Bilmiyorum. Yani buraya çıktığımızda güzelsin aşkım herhalde. Hayır, güzelsin. Buraya çıktığımızda tabii o ışıklardan çok fazla ya da makyajı çok sevmiyoruz. Evet. Makyajsız bir güzel. Makyajsız bir güzel Burcu Esmersoy Etiler'de bir ama bu cildinize de yansımış. Canım benim sağ ol. Kesinlikle yansımış. Teşekkür ederim. O makyajlı ciltler bir türlü böyle bir pürüzlü oluyor yani işte ne kadar yapsın. Evet, şey rengi yani gidiyor, evet, bir süre sonra. Burcu Esmersoy efendim Etiler'de bir alışveriş merkezinde makyajsız haliyle, doğal haliyle görüntülenmiş. Diyor ki bu hafta kar yağacakmış, bot almaya geldim. Nerede yaşıyor Burcu? Nerede kar yağacakmış? Bizim belki inşallah tutar. Bir şey söyleyeceğim. Belki uğurlu gelir, lafından sonra kar yağar. Evet ya, mikrop kırılır. Zavallı abi. Benim ablamı da aramışlar kar yağacak diye, böyle sanayide arkadaşları aramış. Kar yağacak, senin
Kış lastiği taktırman gerekiyordu. Koşa koşa gitti. Garibim aylar önceden gitti. İstanbul için artık geçerli bir lastik turistik şey değil. Evet, kış lastiği taktırdı. Yağsa da 3 gün yağacak zaten. Niye ne kadar yağacak? Ne kadar yağacak yani? Burcu diyor ki bu hafta kar yağacakmış. Bot almaya ne geldi. Güzel, inşallah Burcu'cum. Yere mi gidiyor acaba? Onun dışında her şey yolunda diyor. Bir hayranı da ona demiş ki makyajsız çok daha güzelsin. Burcu gerçekten makyajsız da güzel isimlerden bir tanesi. Makyajlı ayrı güzel, makyajsız ayrı güzel. Peki bu reklam fiyatlarını konuştuk. Reklam fiyatlarına yeni isimler ekleniyor. Dilan Çiçek Deniz, oyuncu Dilan Çiçek Deniz rekor bir ücretle imza attı. Dünya ünlü bir şampuan markasının yüzü oldu. Karşılığında 5,5 milyon TL kazanacak. Hemen ardından başka bir şampuan markasıyla anlaşan Demet Özdemir de 7 milyon TL'ye sözleşti markayla. Ya. Maşallah. Allah daha çok versin diye. Bonkör müsün? Çok para harcar mısın kıyafete, ne ben bileyim ayakkabıya? Ben kıyafete harcıyorum. Kıyafet, saat, gözlük böyle şeylere. Saati gördük biraz önce. Kalk, öyle şeylerim var. Başka da öyle merak ediyorum. Saatle güzel bir spor otomobil alınır. İyi. Yok vallahi alamıyorsun artık. Alın mı? Artık alamıyorsun peki, yani. Peki normal bir otomobil alın. Alırsın. Doğru. Doğru. Normalini gerçekten alırsın. Alamıyorsun artık. Çok saçma araba fiyatları. Yani. Geçen gün bir gazetede bir haber vardı. Biz de Instagram'dan paylaştık. Sen paylaşmışsın hatta story'de. İsmini de söylemeyelim şimdi. Bir starımız. Müge'de almış işte bir lüks bir spor otomobili aldı 1,5 milyona. DM'den bir mesajlar gelmiş. O spor otomobilin markasını hem lüks olacak hem spor otomobil olacak hem son model olacak. Hem ucuz neymiş olacak. Hem de 1,5 milyon. 1,5 milyon araba mı kaldı demişler. Evet. Yok, vallahi yani belki o star 1,5 milyona o otomobili bedava tanıtmış olabilir. Yani, haber olabilir. Marka söylemem, şirketleri hani 10 tane 20 tane alınan bir araba markaları oluyor böyle. Hani evet hani. Evet evet. Onlar bile artık 1 milyon lira. Yani en dolusunu evet. Gidiyorsun 1 milyon lira istiyorlar yani. Bugüne kadar ya daha doğrusu son zamanlarda para harcadığın en pahalı parçan ne gardırobunda? Gardırobumda ayakkabılarım. Hı, ne kadar verdin? Yani veriyorum ya şimdi buradan ayıp olur söylemek. Veriyorum yani ayakkabılarıma iyi para veriyorum. Yaşar yeni bir ayakkabı... Acımıyorsun yani. Yok ayakkabıya acımıyorum. Yaşar yeni bir ayakkabı modası var gördün mü? Traktör topuk. Evet. Kenan Doğulu o modayı başlattı. Bakalım başka kimler o modaya kapıldı haberimizi izleyelim. Ben 2 sene önce giymiştim. Giymiş miydin? Giymiştin. Aa, hatırladım doğru. İzleyelim haberi. Erkeklerde topuklu ayakkabı modası çığ gibi büyüyor. Ne kadar yakışmış büyümek sana. Topuklu ayakkabılar sayesinde hangi ünlü erkeklerin başı göğe erdi? Aklın başına geldi mi? Başın göğe erdi mi? Kadın modasını yakından takip eden erkekler pembe renkten sonra apartman topukları da kadınların elinden aldı. Doğru derdime bu bir çare. Hatırlarsanız bu akımı Kenan Doğulu başlatmıştı. O zamanlar Beren Saat'le flört ediyorlardı. Kenan Doğulu topuklu ayakkabı giyen Beren Saat'in yanında kısa kalmamak için platform topuklara sığınmıştı. Kenan Doğulu'nun başlattığı geleneğin en sıkı takipçilerinden biri de Oğuzhan Koç oldu. Oğuzhan Koç düğünlerinde eşi Demet Özdemir'in yanında kısa kalmamak için platform değil apartman topuk bir ayakkabı tercih etmişti. Böylece erkeklerde topuklu ayakkabı modası yeniden hortladı. O sizsiniz, o sizsiniz, hoş geldiniz. Dünya ünlü bir markanın Paris'teki etkinliğine davet edilen Edis de dalyan boyuna rağmen takımının altına çekti topuklu ayakkabıları. Bu yarışta ben de varım dedi resmen. Son zamanlarda aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Burak Deniz sadece topuklu bir ayakkabı tercih etmedi. Bir de üzerine topuklu kovboy çizmesi giyerek iddiasını ortaya koydu. 1.82 boyundaki Burak Deniz'in 26.500 liralık topuklu ayakkabıları gözleri kanatırken Tuğçe Tayfur'un bir dargın bir barışık olduğu nişanlısı Burak Kalfa da hızla yayılan modaya uydu. Şafak Sezer. Evde çalınmasın diye hiç dışarı mışarı yok bizde. Hatta kapı önünde bile yok, odada duruyor. Peki o zaman. Gözüm gibi bakıyorum onlara. Pek çok ünlü isim topuklu ayakkabıları hakkında konuşmaktan kaçınırken Şafak Sezer dalga bile geçecek kadar özgüvenliydi. Madem öyle biz de size o malum soruyu soralım. Erkeklere topuklu ayakkabı yakışıyor mu? Şimdi yıllar önce Kenan Doğulu başlatmıştı. İlk kez onun ayağında görmüştük. Hatta şöyle espriler yapılıyordu. Sevgilisinin boyuna, o zaman hayatında bir başkası vardı. Sevgilisinin boyuna erişmek için böyle ayakkabısının içine bir şey mi koyuyor? Yani bir taban. Taban koyuyor. Evet evet. Taban öyle bir geyikle dönüyordu. Var. Sen de giydin. Ben de o ayakkabıdan giydim evet. Ben hatta pandeminin başında falan almıştım o zaman da. Ne kadar almıştın? Valla o zaman 8 bin lira mıydı?
2019'da. Öyle bir şeydi. Şimdi 26, 27. Tabii 30'a kadar 30'a çıkıyor. 30'a kadar çıkıyor. Aman Allah'ım, hem al hem çok eskiden çirkin. Eskiden 30 bin lira, 50 bin lira ucra bir yerde ev alırdın yani. Ucra bir köşede evet, bir tarla evet. alırdın. Bir şey alırdın, şimdi ayakkabı. Bir ayakkabı anca alıyorsun. Böyle İstanbul'u ya da çeşitli kentleri sel falan götürürse böyle çok sana hiç zarar gelmez bundan giyersen. Yerden yükselttiğin traktör gibi. Ay, bilmiyorum. Biraz boyu bu kısa insanlar bunu kullanıyorlar. Bu yüksek topukları. Kenan abi de hep kullanan bir insan. Yüksek topuk giyer hep. Ama Kenan, o Beren'den önce de giyiyordu bak. Beren'den önceki giyiyordu, hayatındaki evet. kişiler. Beren şimdi daha minyon bir, evet. zarif bir. Ama Hı-hı. daha önceki de uzun boylu olduğu için. Doğru. Onlara yetişmek istiyordu. Soru gelmiş. Allah'ım ekle. Hazır mısın? Hadi bakalım. Sık hazırlan. Nihat Doğan baba oldu. Allah mutlu etsin. Analı babalı Yaşar'ın, görsün. Yaşar'ın böyle bir planı var mı? Benim böyle bir planım yok. Yani planım yok derken, hayır şu an hayatımda biri olmadığı için kendimi bu plana konsantre edemedim. Ama çocuğum olmasını isterim de birkaç sene sonra isterim herhalde, daha değil. Yani. Şu an kaç yaşındasın? 41 yaşındayım. 41 yaş. Yani böyle bir hatta. 45 falan mı diyorsun? Evet, 45'te falan olabilir Allah nasip ederse. Nihat Doğan'ın oğlunun adı da ilginç. Amin Batıkan. Amin? Batıkan. 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 Evet. Bir anlamı vardır mutlaka. Amin evet. Batıgan'ı görmeye gideceksin. Elin boş gidemezsin. Altın İlla olacak. Bir çeyrekti, tamdı, yarımdı bir şey götürmen lazım ama adetten o da öyle. Artık tatmin etmez diye düşünüyorum. O hani da böyle etmez Nihat'a. Tulumdu, patikti çünkü falan götürürsen kapının önünde Batıgan'ın sadece fotoğrafı. Hiçbir şeyini göremezsin resmine. Çünkü Sisi artık şeyi böyle arşa taşıdı diyebiliriz yani. Ne altın keser değil mi? Ne yarım ne çeyrek hiçbir şey kesmez. Elin kolun dolu gideceksin. Bakar mısınız Sisi? Daha 3 günlük bebeğe paralara boğdu bebeği. Bu videoda Amine. Bayağı bir konuşuldu yani. Evet. 250 bin lira. 250 bin lira bırakmış. Gönlünden şimdi kenarına. Gönlünden vermiş demek. Yani. Nihat da diyor ki sünnet parası çıktı Amin'in. Ne sünnet parası? Daha fazlası çıktı yani. Ne olacak? Sünnetçi gelecek 3 günlükken evde yapar. Sünnetçi nerede yaptığına bağlı. Güzel bir yerde yapar. Klinikte. Daha bile fazla gider. Vallahi. Yok klinikte değil. Akıllı olsun gitsin hastanede 15 günlükken bitirsin. Paralar da kalsın. Vallahi ama çocuğun bence o sünnetleri üstüne. Yani 250 bin, 500 bin, 1 milyon harcayan insan abi. Evet, bence var. Çocuğa bankaya yatırsa. Vallahi doğru. Eğitimini harcasa. Eğitimini harcasa. Evet. Yani çocuk ne anlıyor ki orada zaten? Çocukluk bir şey şu değil ki anne babanın. Şu paraları da çocuğun üstüne koysalardı. Misafir ağırlığı. Ona takıldım ben. Ve kimseyi de mutlu edemezsin öyle işlerde. Ne hiç. Kadar iyi yaparsan. Ne ya. Düğünlerde ne evet. sünnet düğünlerinde. Evet. Kimseyi mutlu yani edemezsin. Yani o paranın üzerindeki o mikrop falan ben de onlara takıldım biliyor musun? Ben de sürmesinler bebeğin. Etrafında. Aynen hiç yani. Yani bana ben çocuğu 25 milyon geçseler böyle bir şey yaptırmam. Lazım 25 milyon olsa yaptırmadan çocuğuma böyle bir şey yani. 25 milyon. Şimdi aslında. Koysun kenara çocuğumun üstüne niye koyuyor? Evet şimdi aslında çok tartışmalı haberler geliyor. Bir gün önce de Barış Arduç diyor ki ne kadar para verirlerse versinler kızım Jan'la kamera karşısına bir ücret için geçmem diyor. O konuda çok keskin kırmızı çizgimiz var diyor. Bir gün sonra Nihat Doğan 50 bin TL banknotları bebeğin üstüne konulurken. Böyle bir paylaşım yapıyor işte. Yani çocuğa sürmeselerdi iyi olurdu. Bir içim orada gitti. Belki o an gelişti böyle bir şeyle. Evet. Bir şeyle. Evet. Survivor izliyor musun? Survivor'ı bu sene daha henüz izleyemedim. Aa. Bu sene izleyemedim. Ben favorimi değiştirdim Müge'cim. Favorim benim artık seçkin. Ben evet. seçkini destekliyorum. Değişir o da değişir. Çünkü ilerledikçe hikayeler çıkıyor. Hikayelerden etkilenir. İnsanları biraz, tanıyorsun. Biraz Barış'tan etkilendim. Acaba, seçkinden Müge. Etkilendim. Çabiyi seviyorum. Hangi biri olsun? Orası şimdi? Da mesela insanları tanımak var. İçin evet. karakterlerini, huylarını görmek için çok doğru Berdan bir yer. Berdan Mardin orada biliyorsun. Evet Berdan da gitmiş. İzlemedin mi Berdan'ı? Vallahi ya. Yani, çok güzel emir veriyor açamadım. Berdan. Sazlığı topla, pilavı pişir. O ben de onu yapmıştım. Ben yıllar önce şey, ne ünlüler çiftliği diye bir şeye katılmıştım. Ha, aa yıllar, aa, yıllar önce. Orada da ben de öyleydim. Serpil sen kahveyi koy, sen çayı koy, sen onu topla, sen bunu yap. Şöyle alıp bir şey yapamadım oralarda. Evet. Ona rağmen birinci geliyordum. Sonra da... Ne oldu? Telefonla yakaladı. Yasaktı. Ciddi misin? Evet. Diskalifiye mi oldun? Evet diskalifiye ettiler. Telefonu nasıl soktun oraya bir dakika? Hep sokmuştum zaten. Hep içerideydi. Evet. Aa, sen telefonu saklaya, yapamazsın. Saklaya. O zaman yapamıyordum. Neyse, adaya falan gitse var ya. Yani o zaman. Kız yaktı seni. Yok zaten ben de gitmek istemiştim yani. Sonra öyle mi? Zaman, evet. Yakalanmak istedim. Evet. Evet seçkin piriler dedik. 6 yılda her şey onun için çok üst üste geldi.
ihanet, boşanma, ardından baba acısı. Seçkin bu sıkıntılı günler sonrası Survivor'a katıldı. Yarışmada ilk oyununu kazandıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Bizleri de çok etkiledi Seçkin. Çok etkilendi. Şimdi burada güzel olan o kadar kırıklıktan ve yaşadığı zor anlardan sonra bir insanın kendine güveninin gelmesi. Evet. Kesinlikle. Yani bir oradan yükselmesi. Yoksa Seçkin olur, Ayşe olur, Mehmet olur. Evet. O kadar düştü ki, sıkıldı ve ezildi ki orada bir sanki böyle bir rahatlama yaptı. Toparlıyor olabilir. İyi geldi sanki. 6-6,5 yıl önce Seçkin evli, mutlu gözüküyordu. Evet. Kaan Tangöze'nin, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evli. Kaan'ın Kıvılcım Ural'la Asmalı Mescid'de fotoğrafı Habertürk'ün ekinde. Hiç unutmuyorum. Ben de unutmuyorum. Manşette. Başka bir kadınla. Manşette. Kıvılcım Ural. Şarkıcı şu an, Kıvılcım Ural. Şu an evli olduğu. O zaman Kaan Seçkin'le evliydi. Fotoğraf manşette. Ortalık yıkılıyor. İhanetin fotoğrafı filan. Müge hatırlıyor musun? Aradım Seçkin'i. Bir lafını unutmuyorum. Ben onu mu söyleyeceksin? Aradım Seçkin'i. Seçkin çocuklar, mocuklar ha. Sesleri duyuyorum. Böyle çocuklar altta çığlıklar atıyor falan. Efendim Gülşen'cim dedi. Dedim Seçkin fotoğrafa ne diyorsun dedim. Şimdi sosyal medyada da TT oldu falan. Ne fotoğrafı dedi. Öf çok fena. Evet. Bilmiyor muyuz? Bilmiyor. Sen söyledin. Söyleyemedim yani. Tamam sen dedim bir gazetelere bak sonra konuşuruz dedim. Sonra ağlaya ağlaya böyle ağlıyordu telefonda. Evet. Aynen böyle ve ağlıyordu. Şu o çok... geldi aklıma evet. Biliyor musun bu ağlamayı? Sonrasında da programımıza konuk olmuştu. Biz dedik ki son zamanlarda aranızda bir soğukluk problem var mıydı? Habertürk'ün ekinde çıkmadan bir gün önce ya da iki gün önce kanepede dedi patlamış mısırımız ortada. Evet. El ele kucak kucağa birbirimizi öperek film izliyorduk dedi. Neyin garantisi var o zaman? Zaten. Hani çiftler birbirinden kopar, birbirine kötü davranırsın, herkes kendi hayatını yaşamaya başlar, uyumsuzluk başlar. Sonucu da böyle gelir diye düşünürken hani doğalı o. Aa, bir gün önce çok mutlusun. Evet. Meğerse aynı anda iki kişi. Zaten ihaneti de önce kabul edememişti hatırlıyor musun? Kaan'a bir şans daha vermişti, devam ettirmişlerdi. Etilerle, sonra aylar AVM'deki sonra Kıvılcım'la Kaan görüşmeye devam edince yine fotoğraflar çıkınca boşanma kararı aldı ama o kadar zorlu süreçten geçti ki şu lafını da hiç unutmuyorum. Çocuklarım olmasaydı ölmeyi düşündüm. O abartmış ama yani. İşte evet. O acıyla abartmış beraber yani. Söylediği laftı. O sana, acıyla evet. Söylediği laftı. Sen onu yapıyorsa yapsın yani. Bence kendi karşısındaki kötü yapmasın bir karakteri. Ha tabii ha. Doğru. Yani onu yolundan çık. Çıkaracak onu. Yolundan bırak çıkacak, git kardeşim. Sen ne olmadı yani ne yapayım? Aynen ihanet o dönemde aynı anda babasını da kaybetti. Tabii bu da çok kötü bir şey. Yani evet. İnsan gerçekten birinden soğuduysa ve başka birine yönelirsen yani olmamıştır. Evet. Her insan yani sonunda i̇şte, ölümsüz değiliz ama yani. Ama işte, ne eşten veriyor ya bazen evet. Belirti veriyorsun. Karşıdaki insanın kopma biraz... noktasına geliyorsun. Burada hiçbir senin belirti de yok. Bak yani. Müge'nin söylediği gibi bir gün önce iki gün önce el ele film izliyorduk biz kanepede diyor. Zor bir şey. Ben bunu yapamam mesela. Gerçekten hayatımda da yapamadım yani. Birinin elini tutarken başkasına yönelmedim. Gerçekten yapmadım. Yönelmediysem de o eli tutmadım bir daha. Hiç aldatıldım. Direkt ayrıldım. Olarak söyledin mi? Ne tabii yani ayrılıyorum diyorum. Yani şimdi geçip de birine ben birine hoşlanıyorum artık seninle ayrılacağım dersen bu insanı kamçılarsın yani bu dürüstlük değil. Hı. Yani benim seninle artık yolum olmuyor yani bir şekilde bir şey koptu açık bende. Açık açık konuşuyorsun. Açık açık her zaman da böyle yapmışımdır. Hı. Bu koptu yani bende bir bağ gitti. Ben aynı frekansta değilim artık. Hı. Seni yarın öbür gün başka bir şekilde üzmek istemiyorum. Gel bir deneyelim bakalım sen de belki bensiz yapabilirsin deyip pişt. Gitti. Artık yaptı yapmadı gittikten yaşa, sonra. Yaşa hiç aldatıldın mı böyle hiç? Bilemem ki. Nereden bileyim? Hmm. Ha, bunu belki yakalamışsındır. Yok. Hiç öyle ispatlı bir şey mi olmadı? Senin kalbin boş mu şimdi? Boş. Bir kız vardı. Hangi kız? Çok güzel. Deniz gözlükleriyle beraber. Sudan o meşhur fotoğrafı. Ne zaman? Denizde. Böyle bir tekne tatilinde çıkarken. Ha? Çok model gibi bir kız. Oyun arkadaşım klibimde oynuyor. Ne arkadaşım Allah aşkına? Arkadaşım Deniz evet. Fotoğraf. Bana baksana. Ben orada biraz makara yapmışım bu işi de. Bilmem ne oldu fotoğraf. Saçlar ıslanınca mı böyle oluyordu? Uzun olunca ıslanınca biraz da dalgalı saçlarım. Yaşınız saçlar gürleşmiş. Tuzlu suyu da yiyince öyle oluyor. Yanındaki sadece arkadaşız. Arkadaşım. Ama böyle bir kaytan bıyık gülüşü de var burada. Arkadaşım. Ha?
Evet evet anladım. Peki sen tamam. Senden bir şarkı istiyoruz. Tamam o zaman şey. Hayır onu sonra yeni şarkı sonra. Bir kere de. Bir kere de. Bayılıyoruz. Kaç kere söylemiş? İstek de var. Tamam. Mikrofonsuz okuyabilir miyim böyle? Buradan tabii. Sen öyle oku. Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir an öde gelmezsem gençliğim solsun. Bu inadın ben ölmeden son bulsun. Aşktan anlamaz bu taş kalbin. Bu kadar mı? Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir alo de gelmezsem gençliğim solsun. Bu inadın ben ölmeden son bulsun. Aşktan anlamaz bu taş kalbin. Evet, seyircilerimizin de isteği gerçekleşti. Bir habere daha geçiyoruz. TikTok'ta canlı yayın açan dört teyzemiz gençlere şöyle seslendi. Özellikle genç hanımlara. Sakın evlenmeyin. İzleyin. Ben de öyle diyorum valla. Evlenmeyin diyorum. Neye evleniyorsunuz? Yani oturun babanın yemek evinde. Yemek istiyorlar, çay istiyorlar. Aleyküm selam Bozkurt, hoş geldin. Temizlik istiyorlar, çamaşır istiyorlar. Yani çocuk istiyorlar. Babanızın evindeki rahatlığı hiçbir yerde bulamazsınız. Benden sağ ol Ali. Sen de Allah'a emanet ol. Arkadaşlar bir beğeni yapalım, bir yayın paylaşalım ya. Zeynep Arşar hoş geldin. Yayınımız çok düşük. Kapattım açtım yine aynı. Hiç değişen bir şey olmadı. Yani bir destek haydi. Benden söylemesi çok güzel önerilerim var yani bu yüzden yani evlenip ne yapacaksınız yemektir çayıdır şuyudur buyudur temizliktir yani evde otur dışarı çıkma şuraya gitme buraya gitme biz bunları yıllar Allah sonra atlattık Allah razı olsun hadi ekranlara çıktık tamam. Düzmüş. Evet doğru söylüyorsun ya gelinlerden ya da damatlardan ya da çekmiş teyze. Bir dert var evet. Babanızın evindeki rahatlığı hiçbir yerde bulamazsınız. Evet. Evlenip de ne yapacaksınız diyor. Ev işleri falan genelde diyor. Bu teyzelerden şey bekliyorsun değil mi? Ama evlenin, evlenin, evlenin. Çoluk çocuk olsun, evet. Üç çocuğunuz evlenmeyin olsun. Diyor. Evet. Ama artık insanlar biraz daha şey yaptılar bu yani ekonomik kriz o bu çocukların sonuçta evladı yani evlenecek nasıl bir sorumluluğun altına giriyor. Artık insanlar gerçekten korkuyor. Cem Özer de geçenlerde sakın çocuk yapmayın diyor. Dört tane teyze sakın evlenmeyin diyor. Ne oluyor? Vallahi bence de üç tane dört tane çocuk çok ya. Yani şu andaki dünyaya fazla bence yani. Dünyaya mı fazla? Bizim her ülkelere mi fazla? Krizden. Bak bu kriz her ülkede var şu anda. Yani gidiyorum mesela Avrupa'da da konserlere gidiyorum. Dostlarım var, arkadaşlarımla konuşuyorum. Dünyanın her yerinde bu ekonomik değişim var şu anda. Orada dolar euro olarak arttı, bizde TL olarak arttı. Bizim şimdi ekonomimiz belki diğer ülkelere göre yani bir Amerika'ya göre falan belki biraz daha sorunlu olabilir. Ama şu an dünyanın her yerinde yaşanan bir kriz yani. Şimdi şunları anlatıyorsun. Ben altta bir tane teyze var ya onu getirsenize. Sağ kutuda altta. Hmm, o teyze gibi köşede. Dinledim size. Altta olan teyze gibi. Bak, ne diyor bunlar? Şimdi, koptu. Bak koptum vallahi koptu. Teyze şimdi gözleriyle oynayacak. Sıkılmış belli. Bak, bir iki çocuk tamamdır. Çünkü onun için de mücadele veriyorsun. Para kazanıyorsun. Şimdi dört kişiye yüklenmek çok başka bir şey. Ama iki kişinin sorumluluğunu, bir kişinin sorumluluğunu kurmak... O dörtten daha kolay oluyor bence. Daha kolay olur yani. Teyzeler yıllar içinde böyle evdi, evin düzeniydi, bakımıydı falan. Onlardan da bir bezmişler, bıkmışlar. Onun bıkkınlığına konuşuyorlar bir. Savaş Özbey de güzel yazmış. Teyzelere önerileri var. Diyor ki mesela teyzeler Farah Zeynep Abdullah'tan Bihter olur mu onu tartışsınlar mesela. Eski sevgiliyle arkadaş kalınır mı bunu tartışsınlar. Hiç sevmezler öyle şeyleri. Soru güzel soru. Evet. Eski sevgiliyle arkadaş kalınır mı bu soruyu soralım. Çok doğru, güzel. Cevabı reklamlardan sonra dinleyelim. Reklamlar efendim. Tamam. Zor bir soru, hazır mısın? Hazırım. Eski sevgiliyle arkadaş kalınır mı? O sevgili boyutuna göre değişir bende. Yani çok yoğun bir aşk yaşadıysam onunla, ben onunla bir daha arkadaş olmam çok zor yani. Ama hani olmamış, yürümemiş bir ilişkiden ayrılmışsın falan. Erken ayrılmışsın. Düşman olmam yani.
Peki o çok yoğun aşk yaşamış olan kişiden ayrıldığında ve evet. bir daha görüşmediğinde onu gizliden gizliye takip eder misin? Bakar mısın şöyle arada bir? Ya ilk zamanlar herkes eder ama bir süre sonra vazgeçersin yani. Evet. Senin daha sonra kimle mutlu olup olmadığına bağlı. Evet yani. Hayatına giren insana bağlı. Bunun üzerine de ben o zaman bir... Hadi. Ne seni geliyor? Yazdım kalbime. Müslüm Baba'nın şarkısını coverladık. Ha. Sevgili Sera'yla çok güzel bir klip çektik. Sera Tokdemir'le. Müslüm Baba coverlarına da devam edeceğim inşallah. Tamam, hadi bakalım söyle. Nasıl yorumlamışsın. Hadi çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Yaşar. Hoşçakalın diyelim. Sözü sana bırak. Hoşçakalın.